Merhaba, Sınav Yayınları 24 Adımda AYT Matematik Bitirme Seti'nin 19. adım videosuna hoş geldin. Başlamadan önce henüz 24 adımda bitirme setini almadıysan, sınavyayın.com'u ziyaret edebilirsin. Eğer setle ilgili detaylı bilgi almak istiyorsan, sağ köşedeki veya açıklamadaki linki tıklayabilirsin. Bu arada hatırlatmakta fayda var. Bu sete başlamadan önce başlangıç denemesini çözerek seviyeni görmelisin. Öğrenme sürecini takip edebilmen için setin sonunda yer alan bitiş denemesini çözmeyi unutma. Başlangıç denemesinin video çözümlerine sağ üstte veya açıklamada yer alan linkten ulaşabilirsin. Şimdi seni hocamızla baş başa bırakıyorum. Sevgili arkadaşlar merhabalar. Ben Volkan Şampiyon. 24 adımda AYT Soru Bankamızın 19. adım integral alma kuralları. İşte değişken değiştirme yöntemi, aynı zamanda köklü ifadenin tekrarları ve adım tarama testi ile başlayalım. Evet sevgili dostlarım şimdi öğren bölümüyle devam edelim. Değişken değiştirme yöntemi nedir? Şimdi arkadaşlar integral alacağımız olan ifade ifadede, fonksiyonda biz işlemleri daha rahat yapabilmek için değişken değiştirme yöntemi kullanırız. İşte çok karışık olan bir ifadeyi en sade hale getirip daha sonra vermiş olduğumuz değişkeni tekrardan elde ettiğimiz integral sonucunda hemen yerine yazdığımızda isten ifadeyi elde etmeye çalışacağız. Peki şimdi sırayla başlayalım. İntekal hesabında bu yöntem ile verilen integral daha rahat ve e, ilkeleri daha çabuk görebileceğiniz integrale dönüştürür. Mesela değişken değiştirirken Yeni değişkenimiz ne olursa olsun mutlaka yeni değişkenin diferansiyelini bulmamız gerekir. Yani diferansiyelden kast edilen bu nedir? Türev kısmıdır. Mesela integral fx üzeri n çarpı fx'in türevi şeklinde. İntegraller u eşittir fx dönüşümü yapılır. Diferansiyel alındığında ise bakın dikkat edin diferansiyel alındığında ise arkadaşlar normalde du eşittir fx'in türevi dx şeklinde oluyor. Yani biz diferansiyel aldığımızda o sağ taraftaki ifadenin türevini almış olacağız. Ve arkadaşlar integral u üzeri n çarpı d şeklinde ifade elde etmiş oluruz. Çünkü biz burada fx'e u dediğimiz anda zaten e bunun diferansiyeli bu olduğu için fx'in türevi çarpı dx gördüğümüz yere hemen bakın şuradan d u'yu yazarız. Ve ifademiz bakın nedir bu şekilde elde edilmiş olur. Mesela işte şeklinde bir integralde mesela yukarıdaki dönüşümün aynısı yapılır. Burada aynı şekilde fx'e u deriz. Doğru mudur? Yine aynı şekilde e, du eşittir fx'in türevi çarpı d, dx dediğimiz anda zaten fx'in türevi çarpı dx'e du'yu yazarız ve ifade elde etmiş oluruz. Bir de güzel kardeşim integral f'in türevi gx çarpı g'nin türevi şeklinde integrallerde u eşittir gx dönüşümü yapılır. Neden? E çünkü du eşittir gx'in türevi çarpı dx dediğimiz anda işte bakın şuradaki ifade du'yu yazdığımız anda bizim işlerimiz daha kolay olacaktır. Tamam arkadaşlar. Şimdi incele bölümle devam edelim. Bunlar nasıl kullanılacak? Nasıl işleme tabi tutacağız? Şimdi değişken değiştirme işleminde diferansiyelin de aynı şekilde değişmesi gerektiğinden türev almak gerekir. Bu nedenle değiştirecek ifade türev alında diğer çarpanı diyor ki verecek biçimde seçimlidir. Yani biz değişken değiştirme yaptığımız anda onun türevlendirdiğimiz kısımda gerçekten sorudaki veriyi bulmaya çalışacağız ya da bulamasak bile birbiri cinsinden ifade etmeye çalışacağız. Mesela Şeklindeki integralin diyor ki eşitliğini bulalım. Şimdi güzel kardeşim şunu yapacağız. Burada parantez işleri, genelde parantez işleri, kök içleri, eğili e ifadelerde üstü olan sayılar her zaman u değişkeni şeklinde yapılır. O zaman biz hemen şöyle yaparız. Buradan 2x kare eksi 3'e güzel kardeşim u dediğimiz anda buradan 4x çarpı dx'imizin karşılığı bakın ne olacaktır? du olacaktır. O zaman ben buradan x çarpı dx gördüğüm yere Derim ki du bölü 4 yazarım. E o halde integral kısmında bakın x çarpı dx gördüğümüz yere du bölü 4'ü yazdık. E burası da zaten u üzeri 3 olduğu için bakın integralımız hemen bu hale gelmiş oluyor. E ondan sonra integral alma kuralını uygularız. u üzeri 4 bölü 4 artı c. Ama başındaki bir bölü 4'ümüz sabit olsun. Daha sonra u dediğimiz o ifadeyi alıp tekrardan yerine yazdığımızda integralimizi bulmuş oluruz. Mesela farklı bir soruyla devam edelim. <laughs> Diyor ki integralin eşitlerini bulalım. Bakın türevlendirilmiş olan kısmı verilmiş. O zaman biz x kare artı 1 eşittir u dersek buradan du eşittir 2x dx olur. Ya da x dx yerine du bölü 2 yazarız. Ve integralde x çarpı dx gördüğümüz yere du bölü 2 yazıp buradaki Kas dediğimiz kısımları her zaman başa alırız. 1 bölü 2 başa geçsin. Ve aynı şekilde integral f u çarpı d u şeklinde. E zaten türev doğru mudur? Aynı şekilde integral kısımda burada nedir? Yerine yazdığımız anda zaten bakın 1 bölü 2 f x kare artı 1 artı c şeklinde olmuş olur. Zaten bakın burada türev olduğu için biz sadece u dediğimiz ifadeyi hemen yerine yazdığımız anda fonksiyonun kendisi çıkmış oluyor. Çünkü burada Türevli tekrar zaten bakın ne oluyor? Birbirinin tersi olduğu için götürüyor aslında. Tamam arkadaşlar. Mesela rasyonel bir ifade gördüğümüz anda aynı şekilde paydayı kullanacağız. x kare artı 1'e biz u deriz. Buradan du eşittir 3x kare çarpı dx. E o zaman x kare çarpı dx gördüğümüz yere du bölü 3'ü yazarız. E du bölü 3'ü yazdıktan sonra zaten bakın integral bu hale gelmiş olur. Şimdi sevgili arkadaşlarım pekiştir bölümüyle devam edelim. Buradaki integralleri nasıl alacağız? Veriler nasıl yapılmış? Daha sonra zaten uygula bölümüyle devam ederiz. Şimdi integralin eşitliğini hesaplayalım. Arkadaşım parantez işleri varsa her zaman değişkeni ne yapıyorduk? Parantez içine göre yapıyorduk. O zaman x küp artı 1'e ben u dersem bunun türevini aldığımızda du eşittir. 3x kare çarpı dx yani diferansiyeli. O zaman x kare çarpı dx gördüğümüz üzere du bölü 3 yazarız ve tekrar bakın en son bu hale gelir. E ondan sonra deriz ki bunun katı zaten başındadır. O zaman u üzeri 4 bölü 4 artı c şeklinde dedi integral alınmış olur. U dediğimiz ifadeyi tekrardan yerine yazdığımız anda zaten nedir? tekrarın sonucu elde edilmiş olur. Mesela ikinci örneğimizde ise bakın 2 artı fx'in türevi çarpı ikinci türevi aynı şekilde dx'dir. E bakın buradan ikinci türev olduğu için, e o zaman bizim u diyeceğimiz ifadenin bu olması lazım. O zaman 2 artı fx'in türevi eşittir u ise, türevini aldığımız anda e, f'in ikinci türevi dx eşittir du'dur. Hemen burada yerine yazarız. Bakın burası du, buraya da u demiştik. Ondan sonra u kare bölü 2 artı c dediğimizde u ifademiz neyse hemen yerine yazdığımız anda nedir elde edilmiş olur. Sevgili arkadaşım üçüncü sorumuz da şu. İntegralinde x eşittir u kare dönüşümü yapıldığında. Şimdi bazı sorularda bize hangi dönüşümü yapıldığı veriliyor. Biz ona göre hemen integralini almaya çalışıyoruz. Demek ki x eşittir u kare ise her tarafın diferansiyelini aldığımızda buradan dx eşittir ne olması lazım? 2u çarpı du olması gerekiyor. Doğru mu olur? E peki bunu aldığımız anda hemen nedir? Ee, dx gördüğümüz yere 2u du'yu yazarız. Ve aynı zamanda bakın şuna dikkat edin. Buradan x kare artı 1 diyor. E o zaman hesaplama şu şekilde olsun. X'e biz zaten u kare demiştik. O zaman x gördüğümüz yere zaten u kareyi yazdığımız anda. E burası u üzeri 4 artı 1 bölü. X'imiz zaten bakın arkadaşım neydi? U kareydi. Çarpı bir de burada neyimiz var? E, i̇ki tane u değerimiz var. E bunlar da gittiği zaman iki çarpanın başında olacak şekilde nedir? İntekrar bu şekilde alınmış olur. En sevgili arkadaşlar şimdi uygula bölümüyle devam edelim. İntegre aşağıdakilerden hangisine eşittir? E dedik ya parantez işlerine hemen u'yu verdiğimiz anda. Buradan x kare aynı şekilde hemen şunu düzelteyim ben. x kare artı bir eşittir u ise. Buradan 2x dx'imiz bakın ne çıkmış oluyor du'dur. O zaman 2x dx gördüğümüz yere du yazarsak burası u'ydu. 2x çarpı dx gördüğümüz yere du yazdık. O zaman integralini alırsak burası u kare bölü 2 artı c. u dediğimiz zaten sevgili arkadaşım neydi? x kare artı 1'in aynı şekilde karesi bölü 2 artı c olarak bulunur. Doğru cevabımız a şıkkıdır. İkinci soruyla devam edelim. İntekale aşağıdakilerden diyor ki hangisine eşittir? E hemen şunu yapalım bakın. Burada türevlendirilmiş kısım verildiği için o zaman biz fx'in karşılığına u dersek Hemen nedir? Birinci türevi çarpı dx'in bakın ne olması lazım? du olması gerekiyor. Hemen 2 çarpı nedir? fx çarpı dx'i bakın burada fx'e biz u demiştik. Türevi çarpı dx du'ydu. O zaman burası u çarpı bakın ne olmuş oldu? du. Peki hemen alalım. 2 çarpı aynı şekilde burası u kare bölü 2 artı c integralini aldık. U dediğimiz ifade zaten fonksiyonun kendisiydi. O zaman bunun karesi bölü aynı şekilde nedir? Karesi şeklinde kalıyor. Özür dilerim. Artı C şeklinde bulunmuş olur. Baktığımızda doğru cevabımız C şıkkıdır. Üçüncü soruda devam edelim. İntegral aşağıdakilerden hangisine eşittir? Bakın parantez içi verilmiş. O zaman x üzeri 4 artı 4'e ben u dersem buradan hemen integralımız şu şey, türevimizi alalım diferansiyelimizi. Buradan 4x küp çarpı dx'in ne olması lazım? D olması gerekiyor. O zaman x küp çarpı dx gördüğümüz yere buradan ne yazabiliriz kardeşim? Onu şöyle düzeltelim. x küp çarpı dx gördüğümüz yere du bölü 4 yazabiliriz. Hemen bunu yazalım. İntegral x küp çarpı dx gördüğümüz yer du bölü 4 çarpı burası u üzeri 4. Buradan da güzel kardeşim 1 bölü 4 aynı şekilde u üzeri 4 çarpı bakın ne olmuş oldu d o. Peki devam edelim. 1 bölü 4 çarpı burası u üzeri 5 bölü 5 artı c. O da eşittir. 1 bölü 20 u dediğimiz ifade x üzeri 4 artı 4'ün 5. kuvveti artı c olarak kalır. Baktığımızda doğru cevabımız a şıkkıdır. Dördüncü soruyla devam edelim. İntegral aşağıdakilerden hangisine eşittir diyor şimdi bakın burada diferansiyel önce bir şu tere kısmını bir halledelim o zaman burası x küp eksi 3'ün deriz ki dördüncü kuvveti çarpı burası sonuçta 3x kare bunu bu şekilde yazdık E peki <laughs> tabi burada neyimiz var aynı zamanda dx'imiz var E şimdi parantez içerisinde ben u'yu verirsem x küp eksi 3'e ben kardeşim u dediğimde buradan 3x kare çarpı dx'in karşılığı bakın ne çıkmış oldu du olarak çıkmış olur. Artık biz bakın 3x kare çarpı dx yerine du yazarsak bizim integralimiz burası u üzeri 4 çarpı du'ydu. Hemen alalım integralimizi u üzeri 5 bölü 5 artı c. u dediğimiz zaten bizim x küp eksi 3'ün deriz ki 5. kuvveti bölü 5 artı c olarak bulunur. Baktığımızda doğru cevabımız c şıkkıdır. En sevgili arkadaşlarım, şimdi öğren bölümüyle devam edelim. Şimdi n'inci dereceden kök içerisinde fix fonksiyonu çarpı aynı şekilde bunun türevi şeklinin tekallerde biz genelde x eşittir nedir? Şey u eşittir f(x) veya aynı şekilde u üzeri n şeklinde fx eşittir dönüşümler yapılır. Şimdi bakın bundan kastedilen şu. Köklü ifadelerde oradaki derece cinsinden ya da dereceyi kaybedecek şekilde e, değişken dönüşümü yapılabilir. Aynı zamanda biz bunu işte diferansiyelini aldığımız anda zaten DU diyeceğimiz ifade direkt ortaya çıkarmış olacağız. Onun için arkadaşlar bu şekildeki sorularda biz genelde U eşittir FX ya da aynı şekilde U üzeri nedir en eşittir FX dönüşümleri yapılacak. Ve aynı şekilde e, bunun türevini alırken neydi? Üst başa geçiyor. Doğru mudur? N çarpı U üzeri x bir çarpı DU da bu şekilde olduğu zaman dedi diferansiyeli düzenlettikten sonra integral alma işlemini uygularız. Ve ne olursun unutmayın. Köklü ifadelerde kök işlerine biz genelde U diyeceğiz ve aynı zamanda oradaki derece durumu neyse derece cinsinden de dönüşümü yapabiliriz. İncele bölümüyle devam edelim. Şimdi bakın arkadaşım. U eşittir fx dönüşümü yapılarak integral almışlarım aşağıdaki şekilde mesela inceleyelim. Buraya baktığımızda x kare artı bir kök içi olduğu için ben bunu u dediğimde Buradan du eşittir. Nedir? 2x çarpı dx'tir. E aynı zamanda x çarpı dx gördüğüm yere de du bölü 2 yazarım. Tamam. Hemen bakıyorum. Burası kardeşim kök u oldu. du bölü 2. 1 bölü 2'yi başa çektim. E biz köklü ifadeler ne yapıyorduk? İçin dış oranı şeklinde yazabiliyorduk. Doğru mudur? Bunu yazdığımız anda zaten burası du deriz. Ve integral almaya devam ederiz. Integral'ımızı aldıktan sonra u değişken dönüşümünü tekrardan yerine yazdığımızda en son nedir integralimizi elde etmiş oluruz. Ya da mesela x bölü nedir kök içerisinde x artı 5 dx integralini hesaplayalım. Şimdi bakın burada u kare dediğimiz kısım x artı 5. Neden u kare? Ya yani kök dışına çıkacak şekilde deniyoruz. O zaman buradan 2u du eşittir dx'ten. Buradan arkadaşlar şunu unutmayın. x ifadesi de aynı zamanda u kare bölü 5'tir. Şimdi bunu niye yazıyoruz? Çünkü bütün değişkenleri u'ya çekmeye çalışıyoruz. Buradan tekrar x gördüğümüz üzere u kare eksi 5 bölü. Buraya baktığımızda u kareydi. O zaman kareli kök birbirini götürdü. U olarak kaldı. Diferansiyel kısmında zaten bakın dx yerine de 2u du yazdığımız için u'lar birbirini götürdü. 2'yi başa çektik ve hepsi zaten u'ya dönmüş oldu. Tamam arkadaşlar yani derece cinsinden de biz normalde değişken dönüşümü yaparsak bizim için daha da kolay olur. <laughs> Mesela bakın bir de e, şu şekilde ifade verilmiş. Mesela 4x eşittir u kare dönüşümü yapılsın. E, yapalım. Buradan 4 eşittir. Niye böyle? E, Bu dönüşüm istenmiş. Bunu yap yapılması isteniyor. Tamam mı? Buradan türevini aldığımızda diferansiyel 4dx eşittir. 2u du'dur. X, e, buradan dx gördüğümüz yere de u çarpı du bölü 2 yazılabilir. Daha sonra bakın kök x'imizin karşılığı zaten nedir? Buradan işlemi yaptığımızda buradan x'i yalnız bırakırsak zaten burası arkadaşlar ne yapıyor? u kare bölü 4 yapmış oluyor. Kök içinde zaten artı 1 bölü ifadelerinde zaten hepsi u'ya dönmüş olacak. Ve en son demek ki u cinsinden de ifademiz bu olarak bulmuş. Onun için arkadaşlar bazı sorularda size değişken dönüşümün nasıl yapılacağını söylüyor. Söylediği zaman da hemen sen ne yapıyorsun? Herhangi bir değişken dönüşüm için kullanmıyorsun. Verdiği ifadeyi hemen ne yapıyorsun? E, Kuralaştırmaya çalışıyorsunuz. Mesela pekiştir bölümüyle devam edelim. İntegralin eşitliğini bulalım. Bulalım. Şimdi baktığımızda x eksi 1. E buradan kökü ortadan kaldırabilmek için biz u kare eşittir x eksi 1 yapalım. Tamam mı? Daha sonra buradan x eşittir u kare artı 1'dir. Türevi diferansiyelini aldığımızda buradan 2u du eşittir dx oluyor. Şimdi kullanmaya başlayalım. Soru içerisinde bakın şuraya nedir? Şuradan gösterelim. Buraya ne demiştik kardeşim? U kare o zaman burası U olarak çıktı. X yerine de aynı şekilde U kare artı 1. Şu X yalnız bıraktığımızda doğru mudur? E peki U U'dan hemen katı başa çekiyoruz. Şunu dağıttığımız anda zaten bakın burası U üzeri 4 aynı şekilde U kare. Sonra bunu integralendirdiğimiz anda U ne demiştik kardeşim? Kök içinde madem ki değeri buysa o zaman da U'nun da karşılığı kök içinde X eksi 1. Buradan yerine yazarız ve integrali bulmuş oluruz. İkinci soruyla devam edelim. İntegralin eşitliğini bulalım. Şimdi bakın derece olarak verilmiş. O zaman 3x artı 2'ye ben buradan u dersem. E buradan du'nun karşılığı eşittir. Ne çıkacaktır? 3 tane kardeşim dx olacaktır. O zaman ben dx gördüğüm yere du bölü 3 yazabilirim. Tamam. Yazdım. O zaman burası u üzeri ne 3'ün dereceden kök u oldu. du bölü 3. E bu kökü ben yukarıya çıkartırım. Sonra bunu 1 arttır. Altın yenisini yaz. Artı c'sini ekle. Ve u'yu tekrardan yanı taşıdığımız anda integralini almış oluruz. Evet sevgili arkadaşlarım. Şimdi uygula bölümüyle devam edelim. İntekralın eşit aşağıdakilerden diyor ki hangisidir? E şimdi hemen şunu yapalım. E baktığımızda kök 3 içi olduğu için hemen güzel kardeşim. 2x küp artı buraya baktığımızda 3x kare artı burası 5'e biz u deriz. Diferansiyelini aldığımızda burası 6x kare artı 6x değil mi? Al bunu paranteze çarpı dx eşittir du yazalım. 6 parantezini aldığımızda o zaman burası x kare artı x dikkat et çarpı dx eşittir. Buradan du bölüne çıkacaktır 6. Hemen verilenleri yerine yazmaya başlayalım. 9 kalsın problem değil. Buradaki ifadede zaten biz buna u demiştik. Çarpı x kare artı x artı nedir? Çarpı dx'e de du bölü 6. 9 bölü 6'yı ben dışarıya çekiyorum. 9 bölü 6 bizim arkadaşlar integralimiz en son aşamada böyle oldu. Şimdi buraya baktığımızda hemen integralini alalım. 9 bölü 6 bu güzel kardeşim u üzeri neydi? 1 bölü 2 aldık. Bir arttırırsak kaç yapıyordu? 3 bölü 2. Önüne tersini yazıyoruz. 2 bölü 3 artı c. Sadeleştirelim. Burası kaç yapacaktı? Sadeleştirdiğimiz anda bunlar birbirini götürdü. O zaman u dediğimiz ifade zaten bakın e, neydi? 2 aynı şekilde x küp artı. Şuraya baktığımızda 3x kare artı 5'in deriz ki 3 bölü 2. kuvveti artı c. Baktığımız arkadaşlar doğru cevabımız c olarak bulunur. İkinci soruyla devam edelim. İntegralın eşiti aşağıdakilerden hangisidir? Evet köklü ifade olduğu için hemen kök içini alıyorum. Eşittir o. Buradan 5x üzeri 4 çarpı dx'imizin karşılığı du'dur. Buradan güzel kardeşim x üzeri 4 çarpı dx'imizin karşılığı du bölü 5'tir. Hemen verilenleri bir yazmaya başlayalım. Şurada 2 çarpı x üzeri 4 çarpı dx dediğimiz yere DU bölü burası 5. Aynı şekilde derecemiz 3. Değil mi? İçerideki sayımız da zaten bu şekildeydi. Peki devam ediyorum. Burası 2 bölü 5. Aynı şekilde. U üzeri 1 bölü 3. Yukarıya aldığımızda eksi 1 bölü 3 çarpı burası DU olacak eşittir. Peki artık integralini almaya başlıyorum. U'yu aldım. Bunu 1 arttırırsam 2 bölü 3. Önüne tersini yazdım. 3 bölü 2 artı C. Şu ikiler gitsin. O zaman bu işlemin sonucu 3 bölü 5 çarpı. U dediğimiz ifade bizim x üzeri 5 artı 2'nin dersin ki 2 bölü 3'ü artı c için dış oranı olduğu için baktığımızda bunu sağlayacak olan 3 bölü 5 tamam için dış oranı artı c yani değişik olarak bulunur. En evet, sevgili arkadaşlar 3. soruyla devam edelim. Bakın burada hangi dönüşüm yapıldığı bize söylenmiş. O halde başlıyorum x artı 1 eşittir. Burası u üzeri 6 imiş. Ben bunu türevini aldığımda dx eşittir. Buradan 6 u üzeri 5 çarpı nedir? du olacaktır. O zaman bunu yerine yukarıda yazdığımızda. Bak şimdi. İntegral 2'yi başa çekiyorum. 1 bölü 2. Tamam mı? Yukarıda aynı şekilde x artı 1 yerine u üzeri 6 bölü. Derecemiz 3. Buna dikkat edin. Aynı şekilde buradan da u üzeri 6 dx yerine de 6 tane u üzeri 5 çarpı du olarak yazdık. Buradan 1 bölü 2 6'yı da buraya çektik. İçin dış oranı şeklinde çıkarsa arkadaşlar buradan u kare. İçin dış oranı şeklinde e buradan u üzeri 3 çarpı nedir? 6'yı başa çekmiştik. Buradan u üzeri 5 çarpı du o da eşittir. Sadeleştirdiğimiz anda bakın burası 3 integral. U üzeri burası 7 yaptı. Çıkartırsak 4 du olarak çıkar. 3 içeriye de alabiliriz. Onda bir sıkıntı yok. O zaman 3 integral o üzeri 4 du olarak bulunur. Doğru cevabımız D şıkkıdır. Adım tanıma testi ile devam ediyoruz. Birini sorumuz şu. İntegrali aşağıdakilerden hangisidir? Hemen arkadaşlar neydi? Parantez içine değil mi? U deyip oradan yürüyüp devam ediyorduk. Peki söyleyin bakalım. Buradan aynı şekilde 3x kare eksi 5'e ben u dediğim anda buradan 6x çarpı dx'in ne olması lazım? du. O zaman x çarpı dx gördüğümüz yere kardeşim du bölü kaç yazarız? 6 yazarız. Hemen integralde şöyle bir aktaralım. x çarpı dx gördüğümüz yere du bölü 6'mızı yazdık bu cepte. Aynı şekilde 3x kare eksi 5'e biz u demiştik. O zaman integralimiz bu. Buradan 1 bölü 6 integral alırsak u kare bölü 2 artı c olacaktır. Buradan da kardeşim 1 bölü 12. U dediğimiz ifade 3x kare eksi 5'in karesi artı c olarak bulunur. Baktığımızda doğru cevabımız d şıkkıdır. İkinci soruyla devam edelim. İntekrali aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar parantez içi yani x artı 1'i biz u dediğimiz anda Buradan dx'imiz bakın ne olacaktır? du. Hemen yerine yazalım. Burası du bölü. Burası ne oldu? u kare. Ondan sonra işlemi tamamlamaya başla. Biz bunu tekrardan yukarı çıkartırsak u üzeri eksi 2 çarpı ne olacaktır? du. İntegrali alalım arkadaşlar. u üzeri 1 artırsak eksi 1 bölü eksi 1 artı idi. O da eksi güzel kardeşim 1 bölü u artı c. Yani U'ya zaten bakın biz ne demiştik? Eksi 1 bölü burası X artı 1 artı C olarak bulunur. Doğru cevabımız C şıkkıdır. Üçüncü soruda devam edelim. İntegral aşağıdakilerden hangisine eşittir? Hemen 2 artı buradan x kare eşittir u dersek. Buradan 2x dx'imizin karşılığı ne çıkacaktır? du'dur. Peki devam ediyorum x çarpı dx'lerini du yazarsak burası güzel kardeşim. u üzeri 8 çarpı du. Değil mi? Bölü 2. Buradan 1 bölü 2. Arttırsak u üzeri. Tekrar alalım şu anda. 9 bölü aynı şekilde 9 artı c. Demek bu şekilde yazdık. E peki bu işlemin sonucu da 1 bölü 18. u dediğimiz kısım arkadaşlar. Biz ne demiştik u'ya? 2 artı x kare. O zaman burası 2 artı dersin ki x karenin 9. kuvveti artı c olarak çıkar. Baktığımızda 1 bölü 19 x kare artı 2 üzeri 9 artı c yani c şık olarak bulunur. Dördüncü soruyla devam edelim. İntekrali verilmiş ve f 35 olduğuna göre f0 kaçtır? Hemen arkadaşlar bir değişken dönüşümünü yapalım. Buradan e, x kare artı 1 eşittir u dersek diferansiyelini aldığımızda 2x buradan dx'imizin karşılığı du. O zaman x çarpı dx'in karşılığı da bakın buradan ne çıkacaktır? du bölü 2'dir. Şimdi fonksiyonumuz integralin sonucuna eşittir. O halde 10. Şimdi baktığımızda x çarpı dx yerine du bölü 2. Buraya da u üzeri 4 çarpı du bölü 2. Peki integralimizi alalım. Buradan 10 bölü 2 çarpı nedir? u üzeri 5 bölü 5 artı c. Bakın bunu bulduk. Şimdi bunlar birbirini götürdü. O zaman u dediğimiz zaten güzel kardeşim x kare artı 1'in 5. kuvveti artı c. Bu eleman bize bunu niye veriyor? Al yerine yaz c'in tekrar sabitini bul diye veriyor. x yerine biz 1'i biri yazdığımızda 1'in karesi artı 1 burası 5 artı c eşittir. 35. O zaman c buradan integral sabiti bakın kaç çıktı? 3 olarak çıktı. Demek ki bizim fonksiyonumuz artık şöyle oldu. fx eşittir. Burası güzel kardeşim. X kare artı nedir? 1'in 5. kuvveti artı 3'tür. da bizden f0 değerini istiyor. E ben x'e 0 yazarsam burası 1 artı 3'ten sonucumuz 4 olarak bulunur. Doğru cevabımız 5 şıkkıdır. 5. soruda devam edelim. İntegralinde u eşittir x kare artı 3 dönüşümü yapıldığında aşağıdaki integrallerden hangisi elde edilir? Bakın dönüşüm kısmı bize verilmiş. O halde her tarafın arkadaşlar türevini aldığımızda Buradan du eşittir. 2x çarpı bakın ne olması lazım? dx olması gerekiyor. O halde biz x çarpı dx gördüğümüz yere güzel kardeşim du bölü 2 yazarız. Şimdi bakın integral değeri komple u'ya dönmüş durumda. O halde bütün verilenleri ne yapmamız lazım? u'ya çevirmemiz gerekiyor. O zaman buradan u eşittir. Bakın burası x kare artı 3. Demek ki buradan x karenin karşılığı u eksi 3 olarak çıkmış oldu. Hemen yazalım. Integral x çarpı bakın dx yerine du bölü 2 yazacağız. Peki kök içindeki ifademiz zaten bakın burası u'ydu. Aynı şekilde dx çarpı x gördüğümüz yere de du bölü 2. Peki alt tarafta bakın dikkat edin x kare artı 1 var. O zaman x kare gördüğümüz yere de u eksi 3 artı 1 yazarız. O halde bu işlemin sonucu 1 bölü 2 integral bakın kök içinde u çarpı du bölü alt tarafa baktığımızda u eksi 2 olarak bulunur. Baktığımızda doğru cevabımız değişik olarak bulunur. Altını soruyla devam edelim. U eşittir kök x dönüşümü yapılırsa aşağıdaki tekrardan hangisi elde edilir? Hemen güzel kardeşim integral alalım. D U eşittir için türevi bölü 2 kök iç böyle yazdık çarpı dx. Hatta buradan dx'imizin karşılığı da 2 kök x çarpı du'dur. Hepsini aynı değişkene bağlamaya çalışalım. Kök x'in karşılığı u olduğu için o zaman burası 2 tane u çarpı du demektir. Tamam dx'imizin karşılığı bu. Şimdi yazalım integral kök x gördüğümüz yere u artı 1 bölü aynı şekilde burası u çarpı dx gördüğümüz yere de 2 u çarpı du. U'lar gitti. O zaman integral 2 u artı 2 Doğru mudur? Çarpı du olarak bulunur. Baktığımızda doğru cevabımız e şıkkıdır. Yedinci soruyla devam edelim. İntekal aşağıdakilerden hangisine eşittir? Hemen şunu yapalım. x kare artı 1 eşittir u. Buradan 2x çarpı dx'imizin karşılığı du'dur. Doğru mudur? Şimdi arkadaşlar bakın zaten 2 burada başta verildiği için 2x çarpı dx. E zaten bu o du'ymuş. O zaman yazalım. Burası u üzeri 3 çarpı du. Alemin integralini u üzeri 4 bölü 4 artı c. U zaten x kare artı 1'di. E, x kare artı 1 üzeri 4 bölü 4 artı c. Yani doğru cevabımız c şıkkıdır. 8. soruyla devam edelim. İntekal aşağıdakilerden hangisine eşittir? Yine güzel kardeşim x küp artı 1 eşittir. Diyelim ki u olsun. Doğru mudur? E peki bunun diferansiyelini aldığımızda sonuçta burası da 3x kare çarpı dx'in ne olması lazım? du olması gerekiyor. 3x kare çarpı dx gördüğümüz yere du yazarsak o zaman burası u üzeri 5 çarpı du. Hemen integralini de alalım. Burası u üzeri 6 bölü 6 artı c. u zaten bakın soruda neydi? x küp artı 1 üzeri 6 bölü 6 artı c. Doğru cevabımız a şıkkıdır. Evet 9. soruyla devam edelim. Integral aşağıdakilerden hangisine eşittir? Bakın fonksiyonu t'yi vermiş. E, o halde şunu yapacağız. fx'e biz u dersek o zaman fx'imizin türevi çarpı dx'imizin ne olması lazım? du olması gerekiyor. Doğru mudur? Hemen yerine yazalım. İntegral fx yerine u çarpı burası du'ydu. Bu da güzel kardeşim. U kare bölü 2 artı c. E, u dediğimiz bizim fonksiyonumuz zaten F fx'in karesi bölü 2 artı C olarak bulunur. Doğru cevabımız D şıkkıdır. 10. soruyla devam edelim. İntegralinde x eşittir u üzeri 4 dönüşüm yapılırsa aşağıdaki tekrardan hangisi oluşur? Hemen bunu türevini alalım arkadaşlar diferansiyelini. dx eşittir. Buradan 4 e, nedir? u üzeri 3 çarpı du'dur. dx gördüğümüz bunu yazarız. O halde başlayalım x yerine u üzeri 4 yazarsak arkadaşlar buraya u üzeri 4 yazdığımızda bu dışarıya onun karesi diye çıkacaktır. Eksi 1. u üzeri 4 olarak yazdığımız aynı şekilde u kare olarak çıkacaktır. Çarpı bakın dx gördüğümüz yere de 4 tane u üzeri 3 çarpı du yazabiliriz. Gitsin bir tane kaldı. O zaman en son aşamada 4 4'ü başa çektiğimiz anda şuradaki u'yu bir dağıtalım. Burası u üzeri 3 eksi aynı şekilde u çarpı du olarak bulunur. Baktığımızda doğru cevabımız c şıkkıdır. 11. soruyla devam edelim. İntegralinde x eşittir kök u dönüşümü yapılırsa aşağıdaki tekrardan hangisi oluşur? Şimdi arkadaşlar x eşittir kök u ise mesela ben bu ifadenin komple karesini aldığımda o zaman burası x kare eşittir mesela ne olacaktır? U. Yani x kare gördüğümüz yere U yazılabilir. Doğru mudur? E aynı şekilde ben bunun türevini alırsam burası 2x çarpı dx eşittir mesela bakın ne olmuş oluyor? du'dur. Bu şekilde kalabilir. Şimdi verilenleri bir kullanmaya çalışalım. E, o aynı şekilde ben buradaki dönüşüm yaptım da dx eşittir aynı şekilde için türevi bölü 2 kök iç doğru mudur? O zaman 1 bölü burası 2 kök u çarpı du. Bu şekilde kalsın. Şimdi bunlardan bir tanesini kullanacağız. Belirlemleri bir yazmaya başlayalım. x kare diyor. x kare sonuçta burası u'ydu. Doğru mudur? Eksi 1 bölü. x dediğimiz ifade zaten kök içinde u. Çarpı dx gördüğümüz yere bakın şunu yazabiliriz. O zaman du bölü. Bunu kullanmak daha mantıklı oldu. 2 kök u. Peki aynı şekilde 1 bölü 2'yi başa çekiyorum. 1 bölü 2 başta kalsın. Yukarısı u eksi 1 çarpı ben buraya du bölü. Kök u çarpı kök u, u olarak kalır. O zaman 1 bölü 2 u eksi 1 bölü u çarpı du olarak bulunur. Doğru cevabımız c şıkkıdır. 12. soruyla devam edelim. İntegral aşağıdakilerden hangisine eşittir? Şimdi parantez içerisine aldığımızda e buradan 2x eksi 3'e ben u dersem o zaman 2 tane dx'imizin karşılığı ne olmak zorunda? du'dur. O zaman dx'imizin karşılığı da buradan du bölü 2'dir. Hemen bir yerine yazmaya başlayalım. İntegral 2x biz u yazmıştık. u üzeri 6 çarpı dx gördüğümüz yere de du bölü 2. Buradan güzel kardeşim 1 bölü 2 integralimiz u üzeri 6 çarpı du. O da eşittir. 1 bölü 2 u üzeri 7 bölü 7 artı c. Peki e, u dediğimiz 2x eksi 3'tü. O zaman 2x eksi 3'ün dersin ki kaçıncı kuvveti? Yedinci kuvveti bölü alt taraf 14 artı C. Baktığımızda 2x-3'ün 7 kuvveti bölü 14 artı C olarak bulunur. Doğru cevabımız E şıkkıdır. 13. soruyla devam edelim. İntegral'in eşit işte aşağıdakilerden hangisidir? Hemen güzel kardeşim şöyle yapalım. E, x kare eksi 3 doğru mudur? Biz buna U dersek. Buradan 2x çarpı dx'imizin karşılığı bakın ne olacaktır? du'dur. Şimdi verilenleri bir kullanmaya başlayalım. Şimdi onu ben başa çekiyorum. 10. Aynı şekilde x çarpı dx yerine du bölü 2 yazılabilir. Onu şöyle şuraya bir hazırlayalım. Yine aynı şekilde 3. dereceden biz buna u demiştik. Burası sonuçta u kare. O zaman hepsini başa çektiğimizde 10 bölü 2 integralimiz Nedir? 3. dereceden ayrıca kök içinde u kare çarpı du. Artık integralini almaya başlayalım. Burası 5 yaptım. Nedir bu kardeşim? İçin dışı oranı mıydı? O zaman hesapla u üzeri 1 arttırsak üstünü 5 bölü 3. Önüne tersini yazdık. 3 bölü 5 artı c eşittir. Şu 5'ler gitti. O zaman 3 çarpı u'yu biz e, x kare eksi 3 demiştik üzeri kardeşim 5 bölü 3 artı c. Baktığımızda doğru cevabımız ara ara bulasın 5 olarak bulmuş. 14. soruyla devam edelim. Olduğuna göre bakın f1 değeri kaçtır? Ha. Şimdi buradan bakın ne yapabiliriz önce? Türevi verildiği için soruda fx'e ben kardeşim u dersem o zaman f'in türevi çarpı buradan dx'in ne olması lazım? du olması gerekiyor. Önce burayı yapalım. İntegral burası du bölü alt taraf bakın ne çıktı? U kare eşittir. Bunu yukarıya atarsak burası u üzeri eksi 2 çarpı du. İntegralini alırsak güzel kardeşim u üzeri 1 artıyorum eksi 1 bölü eksi 1 artı c. Buradan da sonuç eksi 1 bölü u artı c. Doğru mudur? Şimdi bakın u dediğimiz ifade zaten eksi 1 bölü fonksiyonun kendisiydi. Doğru mudur? Burası fx artı c. Ve bize f0'ın 1 olduğu verilmiş. Bakın dikkat edin f0'ın 1 olduğu verilmiş. Ve aynı zamanda bu integralin sonucu da 6x eşittir. Bakın buna dikkat edin. Peki hesaplamamız şöyle olsun arkadaşım. x gördüğümüz yere bir 0'ı yazdığımızda bak şimdi eşittir. Bunun sağ tarafı sonuçta 6x'tir. Doğru mudur? Ben x yerine 0'ı yazarsam eksi 1 bölü sonuçta burası f 0 olacaktır. Artı c eşittir. x'e 0 yaz. Buradan bir integral sabite gelecek. Sonuçta o sabitler toplandığında yine bir sabit olur. Onu yazmamıza gerek yoktur. Buradan f 0'ın karşılığı. Bakın soruda zaten bize 1 olarak verilmişti. O zaman buradan c değerimiz bakın kaç çıkmış oldu? 1 olarak çıktı. Demek ki bizim şu integralimiz sonucu eksi 1 bölü Aynı şekilde fx artı 1 olarak çıktı. Ve aynı zamanda f1 diyor. E f1'in değeri isteniyor bizden. Şimdi güzel kardeşim söyle bakalım. F1'in değeri isteniyorsa. E, fonksiyonumuzun kendisi sonuçta burası eşittir. 6x değil miydi? E o zaman f1'in karşılığı x gördüğümüz yere 1 yazacağız. Eksi 1 bölü burası f1 artı 1 eşittir. 6 çarpı 1. Buradan eksi 1 bölü f1 eşittir 5. Komple bunu ters çevirsek o zaman f1'in karşılığı eksi 1 bölü 5 olarak bulunur. Doğru cevabımız a şıkkıdır. 15. soruyla devam edelim. İntegralin eşit işte aşağıdakilerden hangisidir? Hemen arkadaşım şunu yapacağız değil mi? 2x kare artı x'e ben u dersem. Buradan 4x artı 1 diyoruz ki çarpı dx'imizin karşılığı sonuçta du olması gerekiyor. O zaman 4x artı 1 çarpı dx ben du'yu yazarsam burası u üzeri 6 çarpı dedik ki du. Buradan u üzeri 7 bölü 7 artı c. Hemen u'yu kullanalım. Burası 2x kare artı x'in kardeşim 7. kuvveti bölü 7 artı c olarak çıkar. Baktığımızda doğru cevabımız göremediğim aşık olarak bulmuş. Anam bunları da araması da zor. Buluyorsun hangi şık hepsi birbirine benziyor. Onun için dikkat edin. Tamam mı arkadaşlar? 16. İntekalin e, diyor ki eş işte taşıdakilerden hangisidir? Türevi var, üssü var, hoca hepsi birbirine girmiş. O zaman sen yine fx'e kardeşim renk değiştirelim. U diyelim. O zaman buradan f'in nedir? Türevi çarpı dx'imizin karşılığı ne olmak zorunda? du'dur. Hemen yerine yazalım fx'e u demiştik. O zaman u üzeri n çarpı burası d u'dur. O zaman u'yu al. 1 arttır. Altına n artı 1'imizi yaz. Artı c. u dediğimiz zaten bizim neydi? Fonksiyonumuzun kendisiydi. O zaman fx üzeri n artı 1 bölü alt tarafa baktığımızda n artı 1 artı c olarak bulunur. Bakalım doğru cevabımız eşik olarak bulunur. 17. soruyla devam edelim. Diyor ki dönüşümü yapılırsa diyor hangi integral elde edilir? E tamam şunların yerine kardeşim t yaz diyor. Yazalım. Bunların yerine t yazdığımızda. ve sonuçta integral t artı 2 bölü burası t çarpı dx. Ha, şimdi bu dx'e. Hemen şunu yapalım. Bunu türevini aldığımızda hatta e, 3. dereceden tamam mı kuvvetini alırsak buradan sonuçta x eşittir ne çıkacaktır? T küp. Komple diferansiyelini aldığımızda buradan dx eşittir. 3 t kare olarak çıkacaktır. O zaman dx gördüğümüz yere kardeşim 3 t kare çarpı dt olarak yazalım. Şurada aynı şekilde yazılacak. T'lerden bir tanesi gitti. O zaman bu işlemin sonucu kardeşim 3 t kare artı 6 t baktığımızda çarpı dt olarak çıkar. 3 t kare evet artı 6 t R çarpı DT olarak bulunur. Doğru cevabımız A şıkkıdır. 18. soruyla devam edelim. İntekkanın içinde işte aşağıdakilerden hangisidir? Hemen dedik ki rengimizi bir değiştirelim. Hangisi olsun? Şu rengi alalım. Heh. Buradan X küp eksi 1'e U dersek o zaman buradan 3X kare çarpı DX'imizin ne olması lazım? DU. O zaman aynı şekilde devam ediyorum arkadaşım. Şuradan yine x kare çarpı dx'imizin karşılığı du bölü kaç çıkacaktır? 3'tür. Hemen yerine bir yazalım. İntegral kök içinde. E, buraya ne demiştik? u çarpı. Değil mi? Burası da du bölü aynı şekilde 3. Şuradan devam edeceğim. Sonuçta burası 1 bölü 3. integrali almaya başlayalım. Ben bunu sonuçta u üzeri 1 bölü 2'de yazarım. O halde u üzeri 1 arttırırsam 3 bölü 2. Önüne tersini yazıyorum. 2 bölü 3 artı c eşittir. Buradan 2 bölü 9. u dediğimiz ifade sonuçta x küp eksi 1'in deriz ki 3 bölü 2. kuvveti artı c. Bakalım 2 bölü 9 x küp eksi 1 3 bölü 2 artı c. Yani doğru cevabımız aşık olarak bulunur. 19. soruyla devam edelim. İntegralinde bakın kök için x artı geçtir u dönüşümü uygulanırsa hangi integral elde edilir? Şimdi arkadaşlar olacak olan integral kısmını söylemiş. Yani şurası o zaman bu ifadeyi komple eleman u demiş bize dx lazım. Ee, hemen şunu yapalım güzel kardeşim. Komple ben bu ifadenin karesini alırsam. Burası x artı 2 eşittir ne olacaktır? u kare. Sonra türevini alalım. dx eşittir 2u du. O zaman dx gördüğümüz yeri 2u du'yu yazarsak buradan 2 integralimiz u kare çarpı du olarak bulunur. Baktığımızda doğru cevabımız B şıkkıdır. Evet 20. soruyla devam edelim. Soruda arkadaşım x artı 1 eşittir. Ben buraya u kare değişken dönüşünü yaparsam. Buradan dx'imizin karşılığı 2u ne çıkacaktır? du olarak çıkar. Peki Buradan dx gördüğümüz yere bu ifadeyi yazarsak ve aynı zamanda bakın hepsini aynı bilinmeyene çevirmek istersek buradan da u kare eksi 1 olacaktır. Şimdi bakalım integral 3 çarpı x gördüğümüz yere u kare eksi 1 bölü. Şimdi aynı şekilde x'e biz u kare demiştik burası u olarak çıktı. Doğru mudur? Çarpı dx gördüğümüz yerde 2 u du. U'lar gitti. 2 çarpı 3 6'yı başa çekelim. Burası u kare eksi 1. Baktığımızda D u O da eşittir. 6 nedir? Bunun ee, bunu alırsak u küp bölü aynı şekilde 3. 6'ı dağıtıyorum. Eksi 6 u doğru mudur? Buraya baktığımızda artı c. Sadeleştirdiğimiz anda buradan 2 u'nun kübü eksi. Bakarsak 6 u artı c'dir. Peki u yerine zaten bakın arkadaşlar biz u kare e, x artı 1'di. Demek ki u sonuçta kök x olmak zorunda. Kök x artı 1. Dedik ki derecemiz 3 eksi 6 tane burası x artı 1 artı c olarak bulunur. Baktığımızda doğru cevabımız B şıkkıdır. Bu sonuçta c1 c2 sabitleri olduğu için bu şekilde kullanabiliriz. Tamam mı arkadaşlar? 20'nin sonra devam edelim. İntegralin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? Yine aynı şekilde Parantez içerisindeki ifadeye baktığımızda buradan x artı 1'e biz u dersek buradan sonuçta dx'imizin karşılığı du olacaktır. Peki yine burada da x gördüğümüz yere tek bir değişkene yapmak istiyoruz. u eksi 1'dir. Hemen integral x gördüğümüz yere şuradan u eksi 1 yazdık. x artı 1 u'ydu. u üzeri 4 çarpı dx'e zaten du yazdık. Peki bunu dağıtırsak burası u üzeri 5 eksi. Aynı şekilde o üzeri 4 çarpı burası d o. Peki arttırsak o üzeri 6 bölü 6 eksi aynı şekilde o üzeri 5 bölü 5 artı c. E bizim U dediğimiz ifade zaten x artı 1'di. O zaman x artı 1'in 6. kuvveti bölü 6 eksi. Burası x artı 1'in 5. kuvveti bölü burası da 5 artı c. Baktığımızda x artı 1'in 6. kuvveti, eksi x artı 1'in 5. kuvveti bile 5 artı c. Doğru cevabımız c şıkkıdır. Evet 22. soruyla devam edelim. Yine aynı şekilde parantez içi. O zaman x küp artı. Buradan 17'ye biz u dersek. Buradan 3x kare çarpı dx'imizin karşılığı ne olmak zorunda? du'dur. Hemen şurada bir yazalım x kare e, çarpı dx e du bölü 3 yazarsak, burası sonuçta u üzeri 4 çarpı du bölü dedik ki 3'tür. Buradan 1 bölü 3, hemen tekrarını alalım, u üzeri 5 bölü 5 artı 1, doğru mudur? İşte artı c, özür dilerim. Şuraya yazdık. Peki, buradan 1 bölü 15 çarpı u dediğimiz ifade, zaten bizim x küp artı Dedik ki 17'nin 5. kuvveti artı C olarak bulunur. Doğru cevabımız baktığımızda D şıkkıdır. 23. soruyla devam edelim. Demiş ki gerçel sayı kümesinde tanımlı bir fx fonksiyonu verilmiş. Bakın fonksiyonu kendisi integrale bağlı. O halde f bölü f1 eşittir 3 ise f0 değeri kaçtır? Oba! Hadi bakalım başlayalım. Şimdi güzel kardeşim x kare artı 1'e u dersek o zaman buradan 2x çarpı dx'imizin karşılığı ne olmak zorunda? du'dur. Hemen bir yazalım. İntegral. 2x dx yerine du bölü geldik buraya u eşittir. Hemen bunu biz yukarıya çıkartalım. u üzeri burası eksi 1 bölü 2 çarpı du. Hemen integralimizi alalım. u üzeri 1 arttırırsak 1 bölü 2 nedir? Altına yeni derecesini önüne Nedir? Yeni derecenin tersini yazıyoruz. 2 nedir? Artı C. Buradan da aynı şekilde 2. U dediğimiz ifade güzel kardeşim. Neydi? X kare artı 1 üstü 1 bölük olduğu için şu şekilde artı C. Şimdi benden F7 istiyor. Yani bizim fonksiyonumuz şu oldu arkadaşlar. Şunu tekrardan yazalım. 2 çarpı kök içinde x kare artı 1 artı c. F7 diyor. Hemen şu şekilde yazalım. F7 ve aynı şekilde f1 eşittir. x yerine 7 yazdığımızda arkadaşlar 7'nin karesi 49 artı 1 50 artı c. f1'e bakalım. F1'imizin de karşılığı 2 çarpı burası da kök 2 artı c eşitmiş 3. Nasıl? Birbirine oranı. Hemen artı arkadaşlar kök dışını çıkarmaya başlayalım. Şurası renk değiştirelim. Burası güzel kardeşim 25 çarpı 2. O zaman 5 diye çıktı. Burası 10 kök 2 artı c bölü. Alt tarafa baktığımızda 2 kök 2 artı c eşittir 3. İçten dıştan çarpımı yaptığımızda 10 kök 2 artı c eşittir. Buradan 6 kök 2 artı 3 c. C'leri sağ tarafa attığımızda 2 c eşittir. 4 kök 2, o zaman c'nin karşılığı buradan ne çıktı bakın? 2 kök, 2 olarak çıktı. Demek ki bizim fonksiyonumuz artık şu oldu. f x eşittir 2. Kök içinde x kare artı 1 artı 2 kök 2. Soruda bizden bakın ne istiyor? f 0'ı. Yani x gördüğümüz yere 0'ı yazdığımız anda, Buradan da nedir? 2 çarpı 1 artı 2 kök 2 yani 2 artı 2 kök 2 olarak bulunur. Doğru cevabımız A şıkkıdır. 24. soruna devam edelim. Şekilde, aşağıdaki şekilde doğrusal fonksiyon. fx fonksiyonu grafiği verilmiş. Hemen bunu bir yazalım. Denklemimiz. x bölü 2 sonu devamlı okumadan artı y bölü eksi 4 eşittir 1. Buna göre bakın g'nin türevi verilmiş. g7 eksi g5. E türev G'yi bulmak için ne yapıyorduk? Geriye dön, integralini al. Doğru mudur? O halde payda dediğimizde buradan 2x eksi y eşittir 4. Buradan 2x eksi 4'ümüzün karşılığı y'dir. Hemen g fonksiyonu bakın türevlendirilmiş hali bize verilmiş. Nereye yazacağımı şaşırdım. Yer yok şu anda. Eşittir. Aynı şekilde burası x kare eksi 4x eksi 5 çarpı fx fonksiyonumuz zaten bizim budur. Y sonuçta fx demekti. Fonksiyon bunun üzerine kurulu. Çarpı burası 2x eksi 4. Ne yapıyoruz? Al integralini. Hemen integralini alırsak nedir? G fonksiyonunu elde etmiş oluruz. Buradan x kare eksi 4x eksi 5. Çarpı fonksiyonumuz 2x eksi 4 çarpı dx. Şimdi hesapla bakalım. Ne yapalım? x kare eksi 4x eksi 5'e ben u dersem buradan 2x eksi 4 doğru mudur? Çarpı dx'imizin karşılığı du'dur. Hemen verilenleri bir yerine yazalım. Şurası kardeşim kök u çarpı 2x eksi 4 çarpı dx yerine de ben du yazarım. Değil mi? Bunu bu şekilde yaptık. Peki bunun yerine de du yazdığımız anda hemen tekrar alalım. Burası u üzeri 1 bölü 2 arttırırsak ne oluyor? 3 bölü 2. Önüne tersini yazdım. 2 bölü 3 artı c. Şimdi toparlayalım. İnşallah sonlanacak işlemimiz. g fonksiyonumuz eşittir. 2 bölü 3 u dediğimiz ifade hemen şunu şöyle bir yazalım. Şurası x kare eksi 4x eksi 5. Şimdi baktığımızda için dış oranı burası 3 burası 2. Zaten kök olarak o şekilde kalıyor. Artı c'miz var. Tamam. Heveslenmeyin bitmedi de arkadaşlar. Akıyor maşallah soru. Şimdi bizden G7 istiyor. Evet. yer bulalım kendimize. Onu şuradan başlayalım. O halde g 7 hesaplıyorum. Şimdi güzel kardeşim 2 bölü 3 direkt yerine yazalım. 7'nin karesi burası kaç yaptı? 49 4 çarpı 7 28 5. Buradan 21, 16 çıktı. 16'nın 3. kuvveti doğru mudur? Artı C. Hadi bir de G. Sonra çıkarttığımız onu G5'e hesaplayalım eşittir. 2 bölü 3 devam ediyorum. 5'in karesi Allah'a şükürler olsun. Burası 25. Burası 20 eksi 5 gitti. Oradan 0 canavar gibi. Bir tek orada zaten C'miz kaldı. Burası 0. Ve o zaman yukarıdaki ifadeyi hesaplayalım. Doğru mudur? Hesapladığımız anda G7 onu şöyle yazıyorum. G7 eksi G5. Yukarısı arkadaşlar 2 bölü 3 çarpı. 16 bu 2'nin zaten kaçıncı kuvveti? 4. kuvveti olduğu için burası 2 üzeri 12 yapacaktır. Doğru mudur? İçin dış oranından burası 2 üzeri 6'ya dönüyor. Artı C eksi G5. Zaten bunlar birbirini götürdü. Buradan da 64, 128 bölü 3 olarak bulunur. Doğru cevabımız E şıkkıdır. En sevgili dostlarım 19. adım adım tarama testinin sonuna geldik. Bir sonraki adımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu adımın konu bölümünün sonuna geldik. Şimdi çalışma defterinde bu adıma karşılık gelen Soru Bankası'ndaki konu testlerini çöz ve takıldığın soruların çözümlerine sınav video çözüm uygulamasından bak. Uygulamayı henüz indirmediysen, açıklama kısmındaki linkten hemen indirebilirsin. Bir sonraki adımda görüşmek üzere.